60 yaşındaki Doktor Pepe, iki büklüm bir adamdı ama kutudaki kemikleri çıkarıp her bir parçayı hazine bulmuş gibi incelerken bir çocuk gibi heyecanlı görünüyordu. Rizzoli'nin gördüğü tek şey, toza toprağa bulanmış, ağaç dalları gibi karmakarışık bir kemik yığınıydı. Ama Doktor Pepe, dirsek kemikleri, köprücük kemikleri ve kol kemikleri görüyor, bunları anatomik konumlarına göre özenle masaya yerleştiriyordu. Eklem yerlerinden ayrılmış kaburgalar ve göğüs kemikleri üstüne bir örtü serilmiş masaya konulurken tıngırdıyordu. İki tanesi ameliyatla birleştirilmiş omurga kemikleri masanın ortasında topak topak bir zincir oluşturuyor, leğen kemikleri korkunç bir kral tacını andırıyordu. Kol kemiklerinin uçlarındaki kirli biyelere benzeyen şeyler, gerçekte insan ellerine mucizevi bir beceriklilik kazandıran minik kemiklerdi. Eski bir yara hemen göze çarpıyordu. Bacak kemiğinde çelik ameliyat çivileri vardı. Doktor Pepe, masanın başına geçip kafatasını ve çene kemiğini yerlerine koydu. Tozların arasından altın dişler görünüyordu. Şimdi bütün kemikler ortadaydı. Ama kutu hala boşalmamıştı. Kutuyu ters çevirip içindeki son parçaları da bir tepsiye döktü. Toz, toprak, yapraklar ve matlaşmış kahverengi saçlar. Muayene ışığını tepsiye doğru çeviren Doktor Pepe, bir cımbızla bunları karıştırmaya başladı. Birkaç saniye içinde aradığı şeyi buldu. Tombul bir pirinç tanesini andıran minik ve siyah bir külçe. "Puparyum," dedi. "Genelde fare pisliği zannedilir." "Ben de öyle derdim," dedi Korsek. "Sıçan pisliği." "Burada çok sayıda var bundan. Ne aradığınızı bilmeniz gerekiyor tabii." Doktor Pepe birkaç siyah zerrecik daha bulup küçük bir yığın halinde kenara ayırdı. "Kaliforidae türü." "Ne?" dedi Korsak. "Gabriel Dean, kurt sineği," dedi. Doktor Pepe başıyla onayladı. "Kurt sineklerinin bıraktığı larvaların kabukları. Kozayı andırırlar. Üçüncü evredeki larvaların dış iskeletidir bunlar. İçlerinden yetişkin sinekler çıkar." Büyütecini puparyaların üstüne tuttu. "Bunların hepsi boş." "Bu ne anlama geliyor?" diye sordu Rizzoli. "Yani sinekler kozadan çıkmış." "Dean, Kaliforidae'lerin bu bölgedeki gelişim süresi nedir?" diye sordu. "Yılın bu zamanında 35 gün. Ama rengi ve dokusu diğerlerinden farklı olan şu iki puparyayı görüyor musunuz? Hepsi aynı türe ait ama bu kabuk dış etkenlere daha uzun süre maruz kalmış." "İki farklı kuşak," dedi Iles. "Ben de öyle tahmin ediyorum. Bir entomolojistin bu konudaki görüşünü almak isterim doğrusu." "Her kuşağın olgunlaşması 35 gün sürüyorsa," dedi Rizzoli, "tam 70 günden mi söz ediyoruz? Bu kurban 70 gündür açık havada mı yatıyor?"